Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün bel fıtıkları, bel ağrıları, bunlarla ilgili bir EFT çalışması yapmak istiyorum. Öncelikle bel fıtıklarının nedenleri nelerdir? Özellikle bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz inançlarımız doğrultusunda. Bel fıtığı olan insanlar öncelikle kendilerine bir baksınlar. Kendileriyle ilgili olmayan sorumlulukları taşımak zorunda kalan insanlarda bel fıtıkları olur. Ya da küçük yaştan üzerlerine yüklenen aile sorumlulukları altında ezilirler. Yani sevdiklerinin yükünü üzerine alan, kendini kurban eden, hayır diyemeyen insanlar sonunda bel fıtığı olur. Üstüne bir daha maddi sıkıntı, para sıkıntısı eklendiği zaman işte bel fıtığının temel nedenlerinden biri. Yani biz sırtımıza fazla yük aldık, ağırlık aldık, bel fıtığı bundan çıkacak diye çok fazla düşünmenin bir anlamı yok. Esas yük başkalarının yüklerini üzerimize almamızdır. Bir yükü, 20 kiloluk bir yükü alırsın, yorulduğun yerde indirirsin. Ama sevdiklerinin yükünü indirebilir misin? İşte ben bel fıtığı yüzünden acı çekiyorum diyenler hayatlarına bir baksınlar. Bundan kurtulmak istiyorum diyorlarsa da özellikle başkalarının yüklerini artık sırtlarından indirsinler, bellerini bükmesinler, bellerini düzeltsinler dostlarım benim. Bu da ta küçük yaştan beri inanç sistemimizi değiştirmemiz gerekir. Sanki başkalarının yükünü almazsak, onlara yardım etmezsek, kendimizi ikinci plana atarsak ya da atmazsak bencil olurmuşuz gibi. Şunu bilmeliyiz. Allah kimsenin kaldırabileceği yükten fazlasını kimseye yüklemez. Eğer biri bir şeyle sınanıyorsa o yükü kendi almak zorundadır. Ben onun yükünü almak zorunda değilim. Eğer kendi yükümden vazgeçer, başkalarının yükünü, bir değil, iki değil, üç değil, beşinin yükünü üzerime almaya çalışırsam da tabii ki belim bükülür, bel fıtığı olurum. Ben de bunlardan biriyim diyorsanız ve bel fıtığından acı çekiyorum diyorsanız benimle birlikte bu EFT çalışmasını yapın. Bilinçaltımızı temizleyelim ve göreceksiniz ki ağrınız varsa belinizdeki ağrı kendiliğinden yavaş yavaş gidecek. Bunu sürekli bir hale getirirseniz, özellikle 21 gün bu çalışmayı yaparsanız bel fıtığınızdan eser bile kalmayacak. Çünkü bilinçaltınızdaki inançlar değiştiği sürece başkalarına da rahatlıkla hayır diyebilecek, onların yükünü almayacaksınız. Ne diyorsunuz? Birlikte çalışalım mı? Bence de. Evet dostlarım benim. EFT vuruşlarını bilmeyenler beni izlesinler. Niye buraya vuruyor, niye bu tekrarları yapıyor diye sormasınlar. Çünkü bilinçaltımız tekrardan alır. Sen yalnızca dene. Benimle birlikte uygula ya da EFT'yi tamamıyla öğrenmek istiyorsan EFT kursum var. Videolarımın içerisinde 9 derslik, git o videoları izle ve EFT nedir, nasıl yapılır onu bir öğren. Başka sorunların olduğunda da onları kullanarak sorunlarını rahatlıkla çözebilirsin. Bugün bel fıtığı boyutunda odaklanıyoruz ve bel fıtıklarımızı birlikte çözüyor, rahatlıyor, daha esnek, daha sağlıklı bir hayata
geçiyoruz dostlarım benim. Hazırsanız geçin bir odaya sizi rahatsız etmeyecekleri bir yere ve benimle birlikte bu çalışmayı yapın. Önce kabul edeceğiz sorunumuzu, sonra onu serbest bırakacağız. Hadi gelin başlayalım. Benim bel fıtığım var. Bu bel fıtığından dolayı çok acı çekiyorum. Kendimle ilgili olmayan sorumlulukları taşımak zorunda kalıyorum. Ta küçük yaştan beri üzerime yüklenen aile sorumlulukları altında ezilip duruyorum. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Benim bel fıtığım var. Bu bel fıtığına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Maddi sorunlarım da var. Sevdiklerimin yükümü üzerime alırsam güvende olurum düşüncem de var. Buna rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bu bel ağrısına, bu bel fıtığına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Benim bel fıtığım var. Bu bel fıtığından dolayı çok acı çekiyorum. Bu acıya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Bu bel fıtığına rağmen. Buraya vururken gözlerinizi de yapın, söylediklerimi tekrarlayın. Kendimle ilgili olmayan sorumluluklar taşımak zorunda kalıyorum. Sevdiklerimin yükünü üzerime alırsam güvende olurum. Düşünce kalıbıma rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Sevdiklerimin yükünü üzerime alırsam güvende olurum. Bu düşünce kalıbına rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Şimdi tekrarlayın siz de benimle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5. Hayatımın kaptanı benim. Patron benim. Ben ne istersem o olur. Sevgili bilinçaltım, şimdi sana güvende olmak için gerekli olan yeni kararımı bildiriyorum. Ben sadece kendi hayatımdan sorumluyum ve kendi hayat sorumluluğumu taşıyorum. Ben sadece kendi hayatımdan sorumluyum ve sadece kendi hayat sorumluluğumu taşıyorum. Bu da beni daha güçlü, daha özgür ve daha sağlıklı kılıyor. Başkalarının yüklerini ve sorunlarını omuzlamak zorunda değilim. Başkalarının yüklerini ve sorunlarını omuzlamak zorunda değilim. Onlar da kendi hayat sorumluluklarını kolaylıkla taşıyabilir. Çünkü Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden fazla yük göndermez. Şimdi hafifliyorum. Onlar da kendi hayat sorumluluklarını kolayca taşırlar ve bu da onları daha güçlü, daha özgür kılar. Hafifliyorum bir kuş kadar çünkü özgürüm. Kendi hayat şarkımı söylüyorum ve kendi hayatımı yaşıyorum. Şimdi sapasağlam ayağımı toprağa basıyorum ve kendi planlarımı uygulamak için emin adımlarla ilerliyorum. Bel fıtığına son veriyorum. Bel ağrılarına son veriyorum. Şimdi daha esneyim, daha sağlıklıyım. Sonunda olması gerektiği gibi. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm.
Ben özgürüm. Ben özgürüm. Sonunda olması gerektiği gibi. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Ben özgürüm. Dostlarım benim. Bu çalışmayı derecesi düştük sonra bir kere daha uygulayın. Ta ki önce bir puan verin. Onluk bir puan. İlk başlarken %100 ise bir tur attığınızda %70'e düşmüşse bir daha ta ki sıfırlayana kadar. Bugün olmuyorsa yarın yeniden tekrarlayın. Öbür gün yeniden tekrarlayın. 21 günü tamamladığınız zaman bel fıtığınızdan eser almayacak. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.